Öneri üzerinde ilk söz İYİ Parti grubu adına Manisa Milletvekili Şenol Sunat'a ait. Sayın Sunat, buyurun. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Saadet Partisi grubu önerisi üzerine İYİ Parti grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Sayın milletvekilleri, mesleki eğitim ekonomimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, genç işsizliğini azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmez bir alandır. Ancak ne yazık ki mesleki eğitimin öneminin farkında olmamıza rağmen, herkes için söylüyorum, özellikle iktidar için, bu alanda ciddi sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının durumudur. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz mesleki deneyim kazanmak için çaba gösterirken sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmalıdır. İlk yapılacak şey staj ve çıraklık mağdurları, sigortası mağdurlarının durumunu düzeltmek olmalıdır sayın milletvekilleri. Daha dün Ankara Çubuk ilçesinde inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşen stajyer evladımız Alperen hayatını kaybetti. Bu kaçıncı değerli milletvekilleri? Hayatını kaybeden genç kardeşimize, Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Bugün ülkemizde mesleki eğitimde beceri uyuşmazlığı sorunu arz-talep dengesizliğiyle iç içe geçmiş durumdadır. Mesleki eğitimde yaşanan sorunların ivedişi olarak çözülmesi gerekmektedir. Okullarımızın altyapı eksiklikleri, güncel teknolojiye uyum, sektörle işbirliği yetersizliği ve öğretmen kadrosundaki nitelik sorunları. Öğretmenlik meslek kanunu getirdik ama bu okullarımıza, mesleki ve teknik ortaöğretime öğretmen yetiştirme konusunda yıllardır sıkıntı yaşanmaktadır. Halen çözüm bekleyen birçok problem vardır. Ayrıca mesleki eğitimde toplumda hak ettiği değeri görmemesi mesleki eğitimin, yetenekli öğrencilerin bu okullara yönelmesini engellemektedir. Meslek lisesi mezunu olan gençlerin işsizlik oranı maalesef çok yüksektir. Sayın milletvekilleri, özetle mevcut mesleki ve teknik eğitimin ekonomik gelişme ve refah seviyesinin arttırılmasına katkısı maalesef ülkemizde çok düşüktür. Mesleki eğitimdeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve sektörlere özgü değişimleri anlık olarak izlemeyi sağlayacak bir veri edinme, analiz ve raporlama sistemi maalesef geliştirilememiştir ülkemizde. Sayın Sunat, lütfen tamamlayın. Evet. Öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kapsamında ön plana çıkan ve onların uyum yeterliliklerini arttıracak becerilerin kazandırılması için ders içeriklerinin de uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Mesleki ve teknik eğitim programları ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirilmelidir. Saatlerce konuşulabilir sayın milletvekilleri ama süren 3 dakika. O yüzden Saadet Partisi'nin vermiş olduğu önergenin bütün vekillerimiz tarafından desteklenerek hem mesleki eğitim hem de eğitim sistemimizin derinlemesine bir araştırılması ve yapılması gerekenlerin tespiti ortaya konulmalıdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Sunat, teşekkür ediyorum.